Allah'tan başka ilah edinmezler. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Nur Suresi 55 Kamil iman sahiplerinin imanları akla ve vicdana dayalı sağlam bir imandır. Bu nedenle de onlar ayetlerde belirtildiği gibi hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler. Allah'ı tüm yüceliği ve büyüklüğüyle kavradıkları için ona eş ve benzer başka bir ilah olmadığını en başından kabul ederler. İnsanların yol gösterici rehberi olan Kur'an'da bu gerçek şöyle haber verilir. ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.'' Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255 Bunun yanında insanlardan bazıları da Allah'ın varlığına iman etmekle beraber dünyevi bir takım varlıkların da güç sahibi olduğuna inanır ve bir anlamda bunları kendilerine ilah edinirler. Ancak bu varlıklardan bahsederken akla sadece geçmiş yüzyıllardaki putperestlerin taptıkları taştan, tahtadan oyma heykeller ya da ilkel kabilelerin, batıl dinlerin ortaya attığı sahte ilahlar gelmemelidir. Günümüz toplumunda insanların kendilerine ilah edindikleri adı konulmamış maddi manevi pek çok şey vardır bir insanın Allah dışında herhangi bir varlığı hoşnut etmeye çalışması, bu varlığın kendine yardım etmeye güç yetirebileceğini zannetmesi, yaşamını o varlığın istekleri doğrultusunda düzenlemesi, onu ilah edinmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, kimi insanlar para, güzellik, itibar, makam, mevki elde edebilmeyi ya da kendi nefislerinin isteklerini yerine getirmeyi hayatlarının tek amacı haline getirirler. Bu kimseler asıl amaçlarını yani Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak için çalışmayı unuturlar. İşte bu insanlar Allah'tan başka ilah edinen kişilerdir. Kamil iman sahiplerinin farkı da bu aşamada ortaya çıkar. Çünkü onlar bu insanların tam aksine dilleriyle söyledikleri gibi kalpleriyle de Allah'tan başka ilah olmadığını tasdik eder ve tüm yaşamlarıyla bunu da ispatlarlar. Onlar dini yalnızca Allah'a halis kılarak ona katıksızca iman eder ve ondan başka bir ilah kabul etmezler. Allah bu samimi kullarının özelliklerini Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Nisa suresi 146